Evet. Gün, ay, yıl. Tam olarak hatırlayamadım ama hediyesini aldım. Babalar günü ne zaman? Vallahi ben de bilmiyorum. Pazar günü. Hafta sonu olarak biliyorum. Pazar günü. 21 Haziran. 21 Haziran. Bu pazar. Geçen hafta. Gününü hatırlamıyorum tamam mı? 8. Unutkanlık var bende de. Vallahi bilmiyorum. Babalar günü Haziran'ın 3. pazarı mıydı? 21'inde. Yeni geçti dostum. 2 gün 3 gün oluyor. Bu pazar mı? Bu pazar. Sanırım birkaç gün önceydi ya. Yani 3 gün önceydi. Bilmem. Bilmiyorum. 21 Haziran. Pazar günü. 21 Haziran diye biliyorum. Bu pazar yani. Cumartesi günü galiba. Bilmiyorum. Galiba. Babalar günü ne zaman vallahi bilmiyorum abi. 21 Haziran. Geçen gün de ama ben de bilmiyorum. Yakında. Çok yakında olabilir. Bilmiyorum. Bu hafta pazar günü. Pazar günü. Bu hafta sonu. Bir dakika geçtiğimiz... 21 Haziran mı? Babamı kaybettiğimden çok şey yapmıyor. Pazar günü. Babalar günü 24 Haziran mı? 24 Haziran diye biliyordum. Yani. Öyle hatırımda kalmış. 21 Haziran. 21 Haziran. Pazar günü. Pek bilgim yok ya. Yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Benim çok önemsediğim günlerden biri değildir baba olmama rağmen. Hani sanki böyle bir şekilde bize dayatılmış zamanında. O yüzden de hiç takip etmiyorum. Babalar günü. Babalar çok değerlidir. Yani ne bileyim diyemiş. Babalar günü. Her özel gün gibi yani. Yani onu da özel bir gün yapmışlar babalar için. Onlara sevgimizi daha iyi gösterebilmemiz için herhalde. Babalarımızın değerini daha iyi anlamamız için. Babalar günü neden kutlanır? Herhalde baba olduğu için de bilemem için. Değerli oldukları için. Ortaklaşan, yani paylaşılmış anneler günü, babalar günü gibi. Bilmiyorum. Evet, güzel. Babalar günü. Yani bir kere yani ben babamı kaybettiğim için yani yerleri asla doldurulamaz yani. Büyüklerimizin asla yerleri doldurulamaz. Yani onların kıymetini kaybetmeden bilmek lazım. Yani varoluş sebebimiz. Bilmem neden kutlanır. Babalar günü neden kutlanır? Yani bunu çocuklara sormak lazım da kızım henüz konuşmuyor. Büyüyünce cevap veririz size. Babalar günü neden kutlanır? Hakan gelsene kardeşim buraya. Babalar günü onlara böyle sevgimizi göstermek için kutlanır. Biz onları çok seviyoruz. Bir bilgim yok, kusura bakmayın. Babalar. Babama bir şey alıyorum ben. Babamız değerli olduğu için. Babalar günü babamıza olan işte sevgimiz, saygımızı göstermenin bir vesilesi olarak ona işte ne bileyim hediyeler alınabilir, sevgi sözcükleri söylenebilir. Baba bir gün kutlanması gerekiyor diye düşünüyorum. Babalar günü. Babalar günü. Babam olmak için kutlamadım abi. Babalar günü neden mi kutlanır? Hiç araştırmadım. Bilmem. Bu zamana kadar o bize baktı, para kazandı o yüzden. Evet, babalar günü babalar günü için kutlanır yani baba için. Ondan çıktık yani. Babalar günü neden kutlanır? Bence hiçbir anlamı yok. Milletin uydurduğu bir şey. Babalığın değişik ve yaşanınca tadılabilecek olduğu için. Babalar günü bilmiyorum ki abi. Vallahi hiç bilmiyorum onu ya. Vallahi babamı kutlamadım da abi ya. Kutladım da geçen sene şimdi bilmiyorum hani ne zaman. Onu da bilmiyorum. Babalar günü şimdi şu nedenden dolayı kutlanır. Babamız... Abi babalar günü şimdi babamızın iyiliği için kutluyoruz. Mutlu olsun diye kutluyoruz yani. Bir fikrim yok. Kutlamadım. Babalar günü baba ondan çıkıyoruz yani. O yüzden. Değer verdiğimiz için. Yani babam olmasaydı biz de olmazdık sonuçta. Çünkü babalar değerlidir. Anneler günü olduğuna göre babalar günü de vardı. Babayı hatırlamak, babaya saygımızı göstermek falan. Babamıza sevgimizi ifade etmek için. Geçerli bir neden yok ama babamı ben her zaman severim. İlla bir günün olmasına gerek yok yani babalar gününün. Hani her zaman babamı ararım, sorarım. Gün yani halini hatırını sorarım. Hani özel bir gün olmasına gerek yok bence yani ama neden çıktığını da bilmiyorum açıkçası. Valla pek bilmiyorum sanırım. Anneler günü var diye babalar günü de çıkarmışlar ondan kutluyoruz. Çünkü babalar günü. Yani babamın günü. Neden? Çok sevdiğim için. Çok sevdiğimiz için. Genelde babacım. Baba veya babacım diye. Babişka. Kanka, baba. Öyle. Eşime mi? Genellikle ismiyle hitap etmişimdir. Babacım, babişko.
Baba diyerek direkt. Babacım diye. Babama nasıl hitap ediyorum? Babacım demiyorum, baba diyorum yani. Babacım demem lazım ama baba diyorum. Babama ben genelde peder bey diye hitap ederim, hoşuna gider çünkü. Baba diye. Baba. Sevgili babam. Babama nasıl hitap ederim? Baba günde. Babacığım, babam. Otur. Baba diyorum. Yani genelde baba derim yani, standart. Ama arada böyle tabii para isteyeceksen falan babişko. 23 yaşında adama yakışıyor mu dersen yakışıyor. Peder. Baba. Canım babam, ölürüm ona. Babacım diye. Yani baba derim sadece yani, baba. Babişko. Nasıl hitap ederim? Peder derim sürekli. Babama sevgili babacım diye hitap ederim yani. Babacım. Genelde öyle hitap ederim yani. Baba diye seslenirim. Babamla yaşadığım özel bir an. Yani duygulu bir andı. Evden gelin çıkarken yani duygulu bir an yaşadım. Özel bir an. Ya bir kere bir hata yapmıştım. Büyüktü, çok korkmuştum ama onda hiçbir şey tepki görmedim ve bana kızım diye sarıldı yani. O çok mutlu etti beni. Daha gideceğimi bile biliyordum ama yemedim. O çok mutlu etti beni. Özel bir an. O kadar özel bir an yok ama bence yani yaşadığımız her an özel. Yani onunla geçirdiğimiz, geçirebildiğimiz her an güzel, özel. Özel bir an. Mesela bir keresinde bir hata yapmıştım. Kızmıştı ama sonradan şakaya vurmuştu. Yani yine de özel bir şeydi. Bazen çok sinirli olabiliyor. Her günüm özel. Paylaştığımız özel, baş başa kalıp paylaştığımız özel bazı anlar var da yani bir tanesini unutamadığım bir şey var. O da ortak bir şey paylaşmıştık. Babamla yaşadım, evet. Ben çalışma hayatıma ilk başladığım zaman, ki daha doğrusu çalışmaya babam sayesinde ben başladım. Her zaman kızım yanında desteğim. Çalış hayatım boyunca mutlaka. Yani ben olmadığım zaman bile ayakta, kendi ayaklarının üzerinde durabilirsin diye bir konuşması vardı. Ki 18-19 yaşlarındaydım. Ve sigortamı babam kendisi yaptırdı, başlattı. Asla unutamam bunu. Yani senelerce bilmem, babalar, anneler, annemi de kaybettim. Asla unutmam. Yani insanın babasıyla bir tane değildir, binlerce vardır. Yani hangi birini anlatayım? Şu anda aklıma birçok anı geliyor ama bunu kısa bir muhabbette anlatacak kadar ne bileyim hemen bir dakikalık bir şeyler değil. Bunları ayrı bir zaman olup konuşmak lazım ya. Yani. Babamla yaşadığım özel bir an aslında o kadar çok var ki hangini anlatayım ki ben şimdi sana. Sanırım sünnetimde yanımda olması. Daha öyle bir özel an yaşamadım. Babamla hatırladığım şimdi babam tabii ki işçi emeklisi. Babam inşaat işçisiydi. Saygı değil de. Onun yaptıkları unutulmaz. Az kazandığı parayla beni okutmak için yani aldığı maaşın işte yarısını bana göndererek beni bu hallere getirdi. O yüzden onun üzerimdeki olan katkısı çok fazladır. Dolayısıyla her zaman onu minnetle anıyorum. Babamla yaşadığım özel bir an çok var. Hangisinden bahsedeyim? Bir tanesini anlatayım mı? Yani tatillerimiz çok güzel geçiyor babamla. Güzel anılar paylaşıyoruz orada. Her anımız güzel babamla. Yani her anından mutluyum babamla yaşadığım. Bana bir aldığı hediye doğum günü zamanı. Yaşadığım özel ben yok. Mesela denize gittiğimiz zaman sırtına almıştı beni. Denizin içine atmıştı, sonra ben boğulmuştum. Birçok var da hatırlamıyorum. Evet, küçükken uçurtmamı yapmıştım. Uçurtmamı yırtıp attı. Çok özel. Babamla yaşadığım özel bir an öyle pek yok abi ya. Öyle normal baba oğul muhabbeti yani. İstanbul'da yaşadığımda Ayasofya Sultanahmet yani daha doğrusu beni gezdirdiği zamanlar. Hani birlikte vakit geçirdiğimiz anlar. Öyle diyeyim. Başka pek yok. Babamla yaşadığım bir özel an. Trafik kazası geçirmiştim. Beni gelip kurtarmıştı. O iyiydi ya. Ama aslında tatiller falan birçok özel anı var. Her gün özel. Yani babayla yaşanan her gün özeldir bence. Bir kere balık tutmaya gitmiştik köyde o da. Babamla yaşadığım özel bir an var. Arabayla kaza yapmıştık ben de o. Yani. Çok. Her gün. Onunla yaşadığım her gün özel. Yani bunun bilincindeyim. Onu ileride belki kaybedeceğim için her günün bilincindeyimdir yani. Yani ben doğmadan önce beni hani aldıracaklarmış aslında. Yani babam şey olmuş, mani olmuş en fazla. Ya yani onun sayesinde şu an varım. Aa,
Yüzlerce var. Ya mesela aslına bakarsanız çok basit. İkinci çocuğum işte oğlum doğacaktı. O sıra biraz bir takım atılımlar yapmayı falan planlıyordum. O yüzden de acaba çocuk olmasa mı demiştim mesela. Bana çok enteresan bir laf etmişti. Oğlum dedi ev alırken, araba alırken koyun kurban edilir, koç kurban edilir, evlat kurban edilmez demişti. Bu benim kulağımda çok ciddi bir küpedir. Yani unutamadığım anılarımdan bir tanesidir. Babacığım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Baba ne olur artık çok sinirli olma. Çok korkuyoruz bazen. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hep hayatımızda ol. Baba seni çok seviyorum. Lütfen gerçekten de ablamın dediği gibi sinirli olma artık. Hepimiz bıktık. Babalar günün kutlu olsun. Her zaman çok sevdim. Sevmeye de ilerleyip devam edeceğim. Beni sevdiğini biliyorum. Yani kızlara babam hiç okuma yazması yoktu. Çok eski şapka devrimini bile bilirdi o kadar yaşlı ama kız çocukların illa okuması gerektiğini, ayaklarının üzerinde durması gerektiğini söylerdi. Ve onu çok seviyorum. İyi ki bana destek olduğunu. Yani şu an ben maaşımı alıyorsam, emekli olursam onun sayesinde onu çok sevdiğimi. Ankara'ya inşallah gittiğim zaman mezarını da ziyaret edeceğim. Öncelikle tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Baba seviyorum seni. Çok seviyorum. Babacığım şimdi kutluyorum. Babalar günün kutlu olsun. Hep başımızda olman dileğiyle kendine iyi bak. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Ne? Değil mi? He. Baba seni çok seviyorum. Baba seni çok seviyorum. Sen benim en iyi babamsın. Babalar günü kutlu olsun. Baba seni çok seviyorum. Beni böyle sevdiğin için, ya baktığın için teşekkür ederim. Baba seni seviyorum. İnşallah uzun yıllarda yaşarsın, bizimle olursun. Babacığım seninle geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Allah başımızdan eksik etmesin. İnşallah her daim yanımızda olursun. Baba ağaç gibidir, meyve vermese de gölgesi yeter diyorum. Tüm babaların da babalar gününü kutlu olsun buradan. Seni çok seviyorum babacığım. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım babalar günün kutlu olsun, seni seviyorum. Babam seni çok seviyorum. Seni üzdüğüm için özür diliyorum ama bunların telafisi olacak, onu da biliyorum. Seni kırdığım için veyahut da üzdüğüm için yeniden senden özür diliyorum. Ama güzel günler bizi bekliyor. Allah'ın izniyle biz yine bir araya geleceğiz ve yuvamızda olacağız. Artık beni evlendirme baba. Babacığım seni çok seviyorum. Baba seni seviyorum. Daha ne denir ki yani? Başka bir şey söyleyeceğine pek inanmıyorum. Babamı hayatımın en önemli köşelerinden bir yerde tutuyorum. Kalbimin çok güzel yerlerinden pay aldı işte. Çok seviyorum babamı. Öyle. Paha biçilemez bir sevgi var. Bu vesileyle bütün Egelilerin babalar gününü kutluyorum. Hayatım önce yanımda olması yeterli. Babacığım seni çok seviyorum. En zor zamanlarımda yanımda oldun. İyi ki varsın. Öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun. Allah rahmet eylesin. Yani nur içinde yatsın. Ne diyeyim? Diğer babaların da babalar günün kutlu olsun. Babacığım seni çok seviyorum. Üzdüğüm için özür dilerim. Babacığım seni seviyorum. Seni çok özledim. Babacığım görüyorsun ki nerelerde çalışıyorum, ne işler yapıyorum. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Yani çok seviyorum. Çok değer veriyorum yani. Hayatımda en çok sevdiğim kişi babamdır. Öyle yani. Onu çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Onu çok seviyorum. Allah ona uzun ömür versin. Ve umarım daha çok çok uzun süreler bizim başımızda olur. Çünkü o koca bir çınar. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Gölgesi yatıyor.